Merhaba arkadaşlar, ben Dil, kanalıma hoş geldiniz. Eğer yeniyseniz daha da hoş geldiniz. Bilmeyenleriniz büyük ihtimalle vardır, hatta çoktur. Ben çapa diş hekimliği 3. sınıf öğrencisiyim. Ve bu sene korona sebebiyle okullar online olunca kliniğe geçemedik. Normalde 3. sınıflar kliniğe geçiyorlar ve hasta bakmaya başlıyorlar. Hasta bakmaya başlayamayınca da biz arkadaşlarımla şöyle bir karar aldık. Hani haftada birkaç gün kliniğe gidelim, bir şeyler öğrenelim, kendi üzerimizde bir şeyler deneyelim, yapılan işlemleri izleyelim, en azından kendimize bir şey katalım bu süreçte. Öyle duraksamayalım diye bir karar aldık. Çok fazla soranlarınız oldu diş hekimliği stajını. Nasıl buldun? Nasıl Nişantaşı'nda bir yerde çalışmaya başladın diye. Çünkü korona sebebiyle özellikle ve onun öncesinde de zaten genelde mezunları stajyer olarak aldıkları için klinikler çok fazla öğrenci almıyorlar gözlem amaçlı. Çünkü hastalar rahatsız oluyor. Zeynep de Çapa'dan, bizim sınıftan, yani İngilizce 3. sınıf bölümünden benim yakın arkadaşım. Zaten videolarımın çoğunda da Zeynep var. Onun annesinden rica ettik. Onun da kliniği var Nişantaşı'nda. Güzel bir klinik. Bayağı beklerim. İsterseniz gelebilirsiniz, uğrayabilirsiniz. Ben oradayım. İşte rica ettik, gelip izleyebilir miyiz, gözlem yapabilir miyiz diye. Annesi de tabii ki seve seve kabul etti. Dedi ki zaten gerekiyor gelmeniz, gelin dedi. Ona buradan çok teşekkür ediyorum izin verdiği için. Biz de gitmeye başladık. Ben de hazır gitmişken bari birazcık birkaç kesit çekeyim, vlog olarak paylaşırım diye düşündüm. Çünkü merak ediyordunuz ne yaptığımı. Neden video paylaşmıyorsun? İdil hadi video paylaş işte. Kaç hafta oldu farkında mısın diye mesajlar alıyorum sürekli. Bilmiyorum, bu aralar modum yoktu. Ben de paylaşmadım. Modum olmadıkça zaten video çekmiyorum. Bu 2 günlük bir vlog. Biraz kesitler böyle kopuk kopuk olmuş olabilir. Kopuk kopuk çekmişim çünkü unuttum vlog çekmeyi. Çekmeye çekmeye unutmuşum, birazcık amatörlüğüme geldi tekrar. O zamanlara dönmüşüm gibi hissediyorum ama editle düzeltebilirim umarım. Evet. Başlayalım o zaman. Bayağı uykulusun. Aynen. Aynen soğuk. Ay, çikolata keyfi. Şimdi şey, iyileşince oradan porselen diş yapacağız. Biraz daha şey yükseğini verebilirsin bunu ya. Kapatıyor bazen böyle sıfır taktığında. Biz yapacak mıyız? Yetişmez mi sence? Diş temizliği. Yapabilirsiniz. Boş bulursanız oturun yapalım. Bir çıkıyor şu an. Doktor Zeynep. DT. Benim. İki Zeynep var artık. Daha da iyi. Daha şimdi. Bir değil iki. Zeynep'lerle. Yemeğimi getirdim arkadaşlar buraya. Patatesi fırında yaptım. Yanında da hindi sote var. Hava, kamerayı sana devrediyorum. Birlikte çıktık çünkü montlarımızı arabada bıraktık. Neden bilmiyorum. Çok üşendik. Çok sıcaktı. Şu an aklımda acılara yürüyor. Korkmuyorum, şarkı çalıyor videodan dolayı. Söylesene. Ay yok, söyleyemem. Bana söyle lyrics ver. Acılara yürüyor, korkmuyorum. Arada bir kalbini yokluyorum. Ama sen başka bir şey yapıyorsun. Başka bir kollar da. Sana sarf ediyorum. Yok. Topluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum? Yemin ederim. Kimse hava kadar iyi çekemiyor. Ay teşekkürler. Niye? Ben kendi yemeğimi getirdiğim için sadece kahve. Bardağa bakın. Bilmiyor musunuz onu? Ay soğuk. Şurası da Starbucks. Şurası ve aldan gittiğimiz yermiş. Starbucks'mış. Çok güzel gözüküyor. Mandibüler sinir böyle geliyor.
burada foramen mentalden dışarı çıkıyor. Şimdi biz mandibüler siniri foramen mandibülerden inerve ettik. Ama buradan da yan dallar geliyor. Bu anestezden sonra foramen mentaleden çıkan sinirleri de inerve edeceğiz. Yani buradan bir tamamlayıcı 5 civarı, 6 civarı buradan bir tekrar bir anestezi yapacağız. Ama şey oluyor, şimdi tutmadan bunu yaparsam bu direkt dudağı uyuşturuyor. Bunu tutup tutmadığını anlayamıyorum. Önce dudağın uyuşmasından bunu tuttuğundan emin olmam lazım. Ondan sonra onu yapacağım. Mantıklı. Bayağı bir şey öğrendik bugün. Anne kız. Ya. Şimdi arkadaşlar, ay rahat mısın? Rahatım. 20 yaş diş çekimi izleyeceğiz. Röntgen okumayı öğrendik biraz. Bayağı yağmur ya, yolda göstereyim istersen. Havanın kucağında. Alnımdaki spilce, özür dilerim. Ay ne güzel. Ellerim örtünün altında kalacak. Aspiratörden göreceğiz. Evet, ne düşünüyorsunuz ilk staj günümüz hakkında? Eğlendim ama biraz yoruldum. Evet, ben de yoruldum. Şimdi bugün çıktık işte dışarı, eve gidiyoruz. Sürekli ayakta durduğumuz için gerçekten yorucu oluyor. Yani izlemek, yapmaktan bilmiyorum yani. İzlemek yorucu oluyor. Şey, Cardi B takmıydı o. İçimden geldi bir tane. İçindeki Cardi B. İkimizde de şapanlık olduğu için benzerlik. Aşırı yoruldum. Alışmışım evde yatmaya. Kolesini fırçalamıyorsun. Hı hı. Ona dikkat et. Solak mısın dedi? Şimdi ağzı çok açınca, bak böyle çok açınca o yanak kısmı orayı kapatıyor. Onun için ne yapacaksın? Bak şimdi çok aç, çok aç. Aynadan bak, bak. Şimdi yarım kapat. Bak burada gevşeyi gevşiyor. Yarım kapatıp orayı öyle fırçalayacaksınız. Okay. Fırçaya yer sağlayacaksın. Gevşeteceksin orayı. Bir de orada az alışmış. Çok altta kalın. Daha çok vardı. Evet. Hep öyle olur zaten. Sonra bu tarafa geçtin. Şurada iki diş, üç diş hep kalır. Evet, orayı fırçalayamıyorum. Solu elini kullananlarda burası, evet. Şu kanimler bölgesi kalır. Ben ona bakarak hastanın solak olduğunu anlarım mesela. Hmm. Sen sağ kullanıyorsun. Bak dişini fırçaladım ama bakteri planı gösteriyor. Yatak fırçalayacaksın. Diş taşınız yok hanımefendi. Bak. Evet. Bugün ne yaptığımızı söylüyorum. Benim dişlerimi temizlerken Zeynep ekalite etti, bir de izledi. Ben de Zeynep'in dişinin muayenesine baktım. Çünkü evet. Onun diş taşı yok. Aynen. Ama benim var. Dentist
de prova. Implant de prova. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Şuradan karşıya gidiyoruz. Beni çekiyorsun. Cafe Zone'da. Neydi bunun adı? Hindi but tandır. Hindi but tandırın tadı mükemmel. Gelebilirsiniz. Öyle olunca alttan bak gördün mü farkı? Evet. Göreceksin. Ortayı da ortala. Burada bir şey çıkıyor ya. Aa süper. Ya, ama bak burun falan çıkmasın. İt daha aşağıya. Bu daha iyi de ortalaması olmuş. Şey değil. Aynen. Çok zor. Yanlara abajurluk lazım. Bir de böyle önemli tabii. Nep Hanım'ın keyfi, çay keyfi. Çok yorulduk. Gördüğünüz zaten Zara'yı gezmekten yorulmuş olabiliriz zaten. Bugün unutmuşum her vlog çekmeyi. Çok zor bir geri şeydi. Döndü, efsane. Efsane geri döndü. Günlük bu kadar. Yani 2 günlük bir vlog çektim, staj vlogu. Geldikçe belki daha fazla çekerim eğer görmek istiyorsanız böyle videoları. İstiyorsanız aşağıya komentlere yazabilirsiniz. Videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram hesabım burada. Görüşürüz.